Zamanında AKP'nin, onun liderliğindeki AKP'nin başarılı olmasının, uzun süre iktidarda kalmasının ve seçimlerde genellikle başarılı olmasının bence önde gelen nedenlerinden birisi, milliyetçilikle arasına belli bir mesafeyi koyabilmesiydi. Kürt sorunu konusunda ülkeyi yöneten, daha önceki yöneten partilere nazaran daha cesur bir takım çıkışlar yapabilmesiydi. Ve milliyetçileştikçe oy kaybediyor ya da oy kaybettikçe milliyetçileşiyor, böyle diyebiliriz. Bir de tabii Erdoğan kendisi milliyetçi bir dili kullanıp partisine de bunu hakim kıldığı ölçüde de kendi parti tabanından MHP'ye çok ciddi kayışlar olduğunu da daha önceki seçimlerde gördük. Önümüzdeki süreçte Erdoğan'ın daha fazla milliyetçileşeceğini söylemek herhalde kainlik olmayacaktır. Ama buradan bir çıkışın olmadığını görmüyor olamaz benim tahminimce. Ama bir çaresizlik hali içerisinde milliyetçilik ve tabii ki burada Kılıçdaroğlu'yla vesaireyle tekrar bir kutuplaşma yaratmaya ve Millet İttifakı'nı bölmeye ve İyi Parti'yi yanına çekmeye çalışacak. Bu pek başarılı olabilecek stratejiler değil çünkü ekonomi hala çok ciddi bir şekilde sorunlu. En son gelen vergiler, artan fiyatlar bunlara müdahale edemiyor. Edemediği ölçüde de bir ciddi bir şekilde kan kaybediyor. Burada işte şimdi önümüzdeki dönemde tekrar muhalefete ve muhalefetin aktörlerine, farklı aktörlerine bakmak gerekecek. Bu Barış Pınarı Harekatı'nda gösterdikleri, nasıl söyleyeyim, yaptıkları yanlışı tekrarlarsa muhalefet, Erdoğan işi çok zor olmayabilir. Ama tekrardan bir 31 Mart'ın, 23 Haziran'ın çizgisine gelirlerse, yani Erdoğan'la siyaset tartışma yerine politikalar geliştirirlerse, özellikle CHP'nin kazandığı belediyelerde etkili bir takım faaliyetler yaşanırsa ve bu arada da tabii ki demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler konusunda tavizsiz duruşlar sergileyebilirlerse işin rengi bence değişecektir.